Değerli kardeşlerim, ikinci konumuz akıl yürütme yöntemleri olacak. Akıl yürütme yöntemleri dörde ayrılır. Tümden gelimle başlayacağız. Diğer ifadesiyle dedüksiyon veya dedüktif akıl yürütme. Yazalım. Yani genelden özele, bütünden parçaya veya tümelden tikele, tümel olandan evrenselden tikele, bireysel olana yöneliriz ve bu mantıkla doğru çıkarımlarda bulunuruz. Tümden gelim akıl yürütmelerde genel ilkelerden hareket ederiz. Genel ilkelerden hareket ederek olaylar hakkında tek tek yargılar ulaşır. Dedüktif akıl yürütmede sonucun doğru olması için öncüllerin de doğru olması gerekir. Ama çıkan sonuç yine de doğru olmayabilir. Ama eğer doğru öncüllerden hareket edersek, yani öncüllerimizin doğruluğundan emin olabilirsek, tümden gelim akıl yürütmemizin sonucu da kesin olarak doğru olacaktır. Bu şekilde %100 doğru çıkarımlarda bulunabiliriz. Örnek verelim. Tüm A'lar B'dir. X bir A'dır. O halde X bir B'dir. Yani bu tümden gelimin formülü olarak yazalım. Bir örnek verelim bu formül üzerinden. Çok bilinen bir örnekle başlayayım. Tüm A'lar B'dir. Yani yine evrensel bir ifadede bulunacağız. Bir önermemiz evrensel olmalı. Gelim başlangıç ilkelerinden başladığımız bir akıl yürütme biçimidir. Yani genelden başlayarak, yukarıdan başlayarak aşağı ineriz. Hatta bunları formülleştirirsek daha iyi aklınızda kalabilir. Tümden gelimi bu şekilde ifade ederim. Yukarıdan aşağıya ineriz. Bütünden parçaya, genelden özele ineriz. Dayandığı kaynak, yani tümden gelim önermelerimizde, iddialarımızda, düşüncelerimizde dayandığımız ilk kaynak, yani tümden geldiğimiz nokta, o tüm neyse, o ne kadar doğruysa, ne kadar geçerliyse tümden gelim akıl yürütmemizin sonucu da o kadar doğru, o kadar geçerli olabilecektir. Bu çok önemli. Yeni bir bilgi vermez bize tümden gelim akıl yürütmeleri. Belki doğruluğun sağlamasını yapmamızı sağlayabilir ama yeni bir bilgi vermez. Öncülleri açık hale getirir. Yani öncüllerimizi, tümden gelen öncüllerimizi daha açık hale getirebilir. Ve tikel hakkında daha birey olan, bireysel olan konu, düşünce veya iddia hakkında bilgi verir. Tümden gelim akıl yürütme yönteminde verilen birkaç öncülden bir sonuç çıkarılır. Bunlardan bir sonuç çıkarılır. Fakat çıkan sonuç verdiğimiz öncülleri ne aşabilir ne de onlara yeni bir şey katabilir. Dediğim gibi sağlamasını yapabiliriz bu yöntemde daha çok. Düşüncelerin, fikirlerin. İkinci akıl yürütme yöntemimiz tüme varım. Tüme varım da endüksiyondur. Diğer bir ifadeyle de indüktif akıl yürütmedir. Tüme varımı da bu şekilde gösterelim. Aşağıdan yukarı, yani bunun tam zıttı olacak. Genelden özeleydi, tümden gelim. Özelden genele olacak, parçadan bütüne olacak. Tikelden tümele, yani aşağıdan yukarı gideceğiz. Tüme varım akıl yürütme yönteminde de tam tersi, parçalardan bütüne gideceğiz. Bu arada tümden gelime birkaç örnek daha vermemiz gerekebilir. Net olarak anlaşıldı mı bilmiyorum. Tümden gelime geçerli örnekler verelim. Bütün balıklar denizde yaşar. Çupra bir balıktır. O halde çupra denizde yaşar. Bir tümden gelim örneği. Bütün balıklar denizde yaşar. Çupra bir balıktır. O halde çupra denizde yaşar. Bütün sporcular antrenman yapar. Ali bir sporcudur. O halde Ali de antrenman yapar. Veya mantık bilenler, mantık bilimini bilenler doğru düşünür. Şeyma doğru düşünemiyor. Demek ki Şeyma mantık bilmiyor. Bunlar tümden gelim örnekleridir. Geçersiz tümden gelim örneği vereceksek de Karadenizliler mavi gözlüdür. Nazım Hikmet mavi gözlüydü. O halde Nazım Hikmet Karadenizlidir diyebiliriz.
tümden gelimin anlaşıldığını düşünüyorum. Diğer kalıplarla birlikte, akıl yürütme biçimlerine birlikte daha iyi anlaşılacaktır. Tüme varım demiştik. Özelden genele, parçadan bütüne, tikelden tümele gidecek. Tüme varım da bizi başlangıç ilkelerine götüren akıl yürütme biçimidir. Az önce tekrarlamıştım. Tümden gelim neydi? Bu başlangıç ilkelerimizden başlayan akıl yürütme biçimiydi. Oysa tüme varım bizi başlangıç ilkelerine götüren akıl yürütme biçimi. Yani aşağıdan yukarı, parçadan bütüne veya tikelden tümele götüren akıl yürütme biçimleridir. Tüme varım özelden geneledir. Parçalardan bütünedir. Bu akıl yürütmeler, tüme varım yani endüksiyon yöntemindeki akıl yürütmeler zorunlu olarak geçerli değildirler. Olma olasılığı doğru veya geçerli akıl yürütmelerdir ama zorunlu değildirler. Ayrıca bu tümden gelimden yine zıt olarak tüme varımda yeni ve bilinmeyen sonuçlara ulaşabiliriz bu akıl yürütme yöntemini kullanarak. Tümden gelimde hatırlayın bunlara ulaşamıyorduk. Bize yeni bir bilgi vermiyordu ama tüme varım bize yeni bir bilgi verebilir. Bu yüzden deneysel bilimlerde yani olaylardan yasalara götüren nedensellik ilkesini uygulayan bilimlerde yöntem olarak tüme varım yöntemini kullanırlar. Bir örnek vereyim tüme varım yöntemini. Yine Dünya ve Ay Güneş'in etrafında dönerler. Yazalım bunu. Dünyada mevsimler oluşur. O halde ayda da mevsimler oluşması gerekir. Yani o halde ayda da mevsimler oluşur. Bir başka örnek vereyim. Az önceki Şeyma diyor ki, tanıdığım yüze yakın Rus arkadaşım var ve hepsi de tembel insanlardı. O halde bütün Ruslar tembeldir diyor. Yani gördüğü yüze yakın Rus arkadaşından tanıdığı hepsinin tembel olduğunu görmüş. Ve bir çıkarımda bulunuyor. Diyor ki bütün Ruslar tembeldir diyor. Bu zayıf bir tüme varım örneğidir ama güzel bir örnektir. Şeyma'nın bu tüme varımın zayıf olmaması için, güçlü bir tüme varım olması için Şeyma'nın öncelikle bütün Rusları tanıması gerekirdi. Bu nedenle bütün Rusları tanımayarak yani yüze yakın Rus'u tanıyarak bu çıkarıma vardığı için zayıf bir tüme varım çıkarımıdır bu. Ama diyelim ki biz bütün Rusları inceledik. Bütün dünyadaki bulabildiğimiz bütün Rusları bulduk ve inceledik. Gerçekten de bütün hepsi de ortak noktası tembel insanlar olmaları. Bu durumda doğru bir tüme varım akıl yürütme yapmış olurdu Şeyma. Ama yine de zorunlu ya da geçerli bir akıl yürütme olmazdı. Bu ayrıma dikkat etmenizi istiyorum. Küçük ama önemli bir nokta. Yine de zorunlu veya geçerli bir akıl yürütme olamazdı bu. Çünkü bütün Rusları incelediğimizden hiçbir zaman emin olamayız. Yani bütün dünyadaki Rusları incelesek bile kıyıdan, köşeden, adadan, civardan bir yerden bir gün bir Rus çıkıp gelebilir ve tembel olmayabilir. O zaman bütün bir iddiamız çökecektir. Fakat biz yine de bütün dünyadaki Rusları, adada, kıyıda, köşedeki Rusları da bulduk, tanıdık ve hepsinin tembel olduğuna emin olduk. Yine böyle olsa bile yine emin veya olamayız. Yani zorunlu bir geçerli bir önerme diyemeyiz. Zorunlu olamaz. Çünkü her gün binlerce yeni Rus çocuk doğuyor. Bunların içinden yani bu önermemiz, çıkarımımız, tümevarım yönteminde yaptığımız akıl yürütme Ruslarla ilgili her an yanlışlanabilir demektir bu. Bu her gün binlerce Rus çocuk doğuyorsa şu anda bütün Rusları incelemiş olsak bile doğan çocuklardan bir tanesi bile 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bize gösterebilir ki Ruslar tembel değildir. Yani bütün Ruslar tembel değildir. Yani bu şu demektir. Sonuç doğru olabilir ama yine de zorunluluk taşımaz tüme varım yönteminde. Tüme varım varsayımsal bir genelleme. Sonucun doğruluğu hiçbir zaman kesin değil. Bu önemli. Kesin değil. Hiçbir zaman kesin değil.
Hiçbir zaman kesin değil sonucun doğrudu. Bu yöntemde, indüktif akıl yürütme yönteminde öncüllerin doğruluğunu kabul etsek dahi sonucun doğruluğunu kabul etmeyebiliriz. Yani bütün öncüller doğru bile olsa sonuç yanlış olabilir. Bakın tekrar ediyorum. Bütün öncüller doğru bile olsa sonuç yanlış olabilir ama olmayabilir. Birkaç örnek vereyim daha iyi anlaşılacaktır. Güçlü bir tümevarım örneği verelim. Ali henüz bir haftalık bebektir. O halde Ali henüz emekleyemez. Yani bu güçlü bir tümevarım örneği. Bir haftalık bebeğin emekleme ihtimali yoktur, değil mi? Ama yine de bunu zorunlu olarak doğru diyemeyiz. Belki de emekler. Yani bugüne kadar bütün bebekleri incelemedik, emekleyemediğini göremedik. Öyle yapmış olsak bile ileride gelecek bir zamanda bir haftalık bir bebeğin emeklemeyeceğine emin olamayız. O yüzden Ali henüz bir haftalık bebektir. O yüzden Ali henüz emekleyemez. Güçlü bir tümevarım örneğidir. Bir başka örnek verelim. Bir torba düşünün. Kapalı bir torba var. Tombala oyunu gibi düşünün. İçinde 30 tane rakam var. Yani 30 adet rakam var. Biz elimizi atıp torbadan çekiyoruz bu rakamları. Elimizi atıp çekiyoruz. Elimizi atıyoruz, çekiyoruz. 3 geliyor. Bir daha attık, bir daha çektik. Yine 3 geldi. Bir daha elimizi attık, bir daha çektik. Yine 3 rakamı geldi. 20. defa attık elimizi. Yine çektik. Yine 3 rakamı geldi. Biz o 30 adet tombalanın da yani o rakamın da 3 olduğunu düşünürüz. Bu da güçlü bir tümevarım örneğidir ama o rakamlardan içlerinde bir tanesi bile 3 olmayabilir. Ama biz ne düşünürüz? Bunların hepsi 3 herhalde diye düşünürüz. Güçlü bir tümevarım örneği sergileriz. Zayıf tümevarım örneği verelim. Yani insanlar mesela Nimet ablayı örnek verebiliriz. İnsanlar piyango biletini daha önce büyük ikramiye çıkarmış yerlerden alırlar. Mesela Nimet abla bu güzel bir örnektir. Nimet abla büfeden almak isterler. Bu zayıf bir tümevarım akıl yürütme örneğidir. Yani ne ilgisi var? Bugüne kadar çok çıkarmış olması yine çıkaracağı anlamına mı geliyor? Hiçbir şekilde öyle bir ispat yok. Hiçbir mantığı yok. Ama insanlar tümevarımsal düşünerek bugüne kadar çıkarmışsa büyük ikramiyeyi bundan sonra da çıkarma ihtimali daha fazladır diye düşünürler. Bir başka örnek verelim. Mehmet Adanalıdır diyelim. Adanalı olsun. Mehmet Adanalıdır. Adanalı insanlar da kavga etmeyi severler. O halde Mehmet kavgayı sever. Yine zayıf bir tümevarım örneği. Adanalılar kavgayı seven insanlar olduğunu incelemiş ve kabul etmiş olsak bile Mehmet sırf Adanalı diye Mehmet'in de kavgayı sevdiğini çıkarsınız. Zayıf bir tümevarım örneğidir, çıkarımıdır. Üçüncü akıl yürütme yöntemimiz analoji yani benzetiş. Burada da ortak özellikler yani bu özelden özele gider analoji. Onu hemen yazalım. Analojiyi de şöyle simgeleyeceğim ben. Özelden özele gider. Tümden gelim ne yapıyordu? Genelden özele gidiyordu. Tümevarım ne yapıyordu? Özelden geneline gidiyordu. Analojide özelden özele gidiyor. Yani burada tümel konular yok. Ortak özelliklerin sayısı ne kadar fazlaysa sonucun doğru olmalısı da o kadar artar analoji yönteminde. Analojide de tümevarım gibi sonucun doğruluğu hiçbir zaman kesin değildir. Yani ne kadar geçerli olursa olsun önermelerimiz, çıkarımlarımız ama sonucun doğruluğuna hiçbir zaman kesin olamayız. Analojiyi kıyas diyebiliriz. Zaten hukukta da analoji kıyas olarak kullanılır. Kıyastır analoji. Birazdan vereceğim örneklerle daha iyi anlayacaksınız. Analojinin formülünü de A ve B'de X özelliği var. A'da bir de ayrıca
Y özelliği var. O halde B'de de Y özelliği var diye çıkarımda bulunuyoruz. Yani ortak özelliklerden ortak özelliklere bakarak daha sonra bilinmeyene bu ortak özelliklerden ulaşmaya çalışırız. Bilinmeyen, yani burada şu anda bilinmeyen B'ydi. A ve B'de X özelliği var. Bu X özellikleri ikisinin de biliniyor ama A'da ekstradan bir Y özelliği daha var. B'de bilmiyoruz Y var mı ama o halde B'de de vardır diye düşünüyoruz ortak özelliklerine bakıp. Bir örnek vereyim hemen. Bu çünkü doğrudan örnekle anlaşılabilecek bir konu. Sevdiğim bir şarkıdan bir örnek vereyim. Ahmet Kaya'dan. Aslan Mican geliyor. Takmaz karakolları. Mican şarkısında. Aslan Mican geliyor. Burada Mican ve Aslan arasında analoji yapıyor. Yani Mican'ın değil mi, cesur, güçlü, dayanıklı biri olduğunu söylemek istiyor. Bu bir analojidir, benzetmedir. Mican'ı aslana benzetiyor. Veya melek gibi bir kadındı deriz. Burada da melekle o kadın arasında bir analoji yapıyoruz. Kadının masum, temiz, iyi niyetli vesaire olduğunu anlatmak istiyoruz. Veya şöyle bir örnek diyeyim, ikili örnek yapalım yine. Sinem klasik müzik seviyor. Tuğçe de klasik müzik seviyor. Sinem dövme yaptırmayı da seviyor. Tuğçe de dövme yaptırmayı seviyor. Bu bilgilerden hemfikiriz, bunları biliyoruz. Bunun dışında Sinem resim yapmayı da seviyor ama Tuğçe'nin resim yapmayı sevip sevmediğini bilmiyoruz. Ne düşünürüz? Tuğçe de resim yapmayı seviyor olma ihtimali yüksek diye düşünürüz. Ortak özellikler ne kadar fazlaysa bilinmeyen B'nin de A gibi, yani B bilinmeyense, A bilinense B'nin de ortak özellikleri ne kadar fazlaysa A ile B'nin bilinmeyen özelliklerini de A'nın ortak özelliklerine atfederiz. Şöyle düşünün, bir başka örnek. Ormandasınız. Acıktınız. Yiyecek bir şey arıyorsunuz. Pazardan aldığınız salataya benzer bir meyve gördünüz. Bir boyutuna bakarsınız önce, değil mi? Hani şimdi yemeye korkuyorsunuz. Zehirli bir şey olabilir veya iğrenç bir tadı olabilir. Önce boyutuna bakarız. Yakın boyutlarda koklarız. Kokusu da rahatsız edici bir koku değilse bunun yenebilecek sağlıklı bir meyve olduğunu düşünüyoruz. Çünkü salataya benzettik. Yani yediğimiz salatayla bir analoji yaptık bu iki meyve arasında. Bunun yenebilecek bir şey olduğunu düşünüp yeriz. Bir başka örnek daha vereyim. NASA bu örneği çok kullanır. Çok yapar yani bunu, analojiyi. Yaşadığımız dünyada canlılığın su sayesinde var olduğunu biliyoruz. Evrenin filanca noktasında bir gezegen bulundu. Bu yeni gezegende de su var. Su bulundu. Ne düşünürüz? O halde bu gezegende de canlı yaşam vardır. Yani bizde su var. Yani A dünya, su var. Canlı yaşam var. B bilinmeyen, işte o bulduğumuz gezegen. Onda da su var. Canlı yaşam var mı bilmiyoruz ama canlı yaşam olma ihtimali yüksek diye düşünürüz. Analoji yaparız. Benzerliklere bakarak sonuca varmaktır analoji. Bilinmeyen bir olgunun bilinen bir olguyla açıklanmasıdır. Bunların hepsi analojidir. Örneğin çok bilinen bir örnek vardır. Kan dolaşımı şehrin trafiğine benzetilir. Animasyon yapılır ya böyle. Kan dolaşımı animasyonunu düşünün. Orada kan hücrelerini araba gibi anime edildiğini düşünün. Sanki trafik varmış gibi sürekli bir yöne sürekli dönüyorlar, dolaşıyorlar. Bu da yine bir analoji örneğidir. Dördüncü bir akıl yürütme yöntemi daha var. O da hepten gitmeli. Yani abduktif akıl yürütme biçimi. Bu akıl yürütme biçimi de öncül önermelerinin, yani ilk önermelerinin tümünün doğru olması durumunu en iyi açıklayan önermeye sonuç önermesi ile ulaşılmaya. Tüme varımlı akıl yürütmedeki gibi yaparız yani. Öncüller ne kadar doğru olursa olsun sonucun doğru olduğuna yine kesin emin olamayız. Yani burada şunu anlamış olduk. Tümden gelim bunların hepsinden ayrı bir yerde. Tümden gelim kendi başına bir karakteri var. Tüme varımın da kendi başına bir karakteri var.
Analoji ve hepten gitmeli abdüktif akıl yürütme ise tüme varımın kardeşi gibiler biraz daha. Anlaşıldığını düşünüyorum. Tüme varımını hepten gitmeli akıl yürütmeye, abdüktif akıl yürütmeye bir iki örnek vereyim. Uyuyorsunuz, sabah oldu, uyandınız. Yani şöyle uyandınız ama pencereye tık 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 su vuruyor. Uyandınız ve dışarıdan su sesi geliyor. Penceremize de su damlaları düşüyor. Yağmur yağdığını düşünürüz. Aklımıza ne gelir? Yağmur yağıyor diye düşünürüz. Bu bir abdüktif akıl yürütmedir. Hepten gitmeli akıl yürütmedir. Bu günlük hayatta yine çok sık kullandığımız akıl yürütmelerdendir. Yağmur yağıyor olabilir mi? Evet, beklenen odur. Ama yağmıyor da olabilir. Yani o yüzden kesin sonuç, kesin doğru denemez bunlara. İşte apartmandaysanız üst komşunuz balkonu yıkıyordur veya müstakil bir ev düşünün. Bahçe yıkanırken sizin cama gelmiştir bahçıvanın hortumu, hortumundan çıkan sular vesaire vesaire. Ama yine de en akla yakın düşünce yağmur yağdığıdır o anda. Hepten gitmeli akıl yürütme biçimidir bu. Veya başka bir örnek verelim. Daha önce hiç ayak basmayan, insanın ayak basmadığı bir ada var ve siz bu adaya araştırma yapmak için gidiyorsunuz. Bu adanın sahilinde görüyorsunuz ki ayak izleri var. İnsana benzeyen ayak izleri var. Ne düşünürsünüz? Burada bir veya birilerinin bulunmakta veya bulunmuş olduğunu düşünürsünüz. Ama yine de bu ayak izleri başka bir şekilde de oluşmuş olabilir. Yani bambaşka açıklamalarla da açıklanabilecek şeyler olabilir ama varsayım olarak ne düşünürsünüz? Burada insan var veya vardı diye düşünürsünüz. Yani hepten gitmeli, abdüktif akıl yürütme yaparsınız. Aynı zamanda analojiye de benziyor dikkat ettiyseniz.